Şirketi şirketindeki yolsuzluğu yazıyor. Gazetelerin yaygarasını bile önleyemediniz. Nasıl önlerdik beyefendi? Elinde bu kadar para, bu kadar adam var. Defol! Defol! Efendim. Buyurun Mithat Bey. Gördünüz mü bu sabahki gazeteleri ya? Olmadı Mahmut Bey, olmadı. Efendim? Benim yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Bu yüzden Kerim Bey bana da taktı. Mahkemeye aksedebilir bu iş. Çok rica ederim, hiçbir şekilde benim adımı karıştır. Canım ben. Sen de. Alo. Alo. Savcılık kararıyla şirketin bütün evrakına el konmuştur. Defter ve dosyaları indirin, tetkik edilecek. Nerede satışmak? Siz indirin. Ne 60 ton? Aşağıda 5 ton demir yok. Bu mu 300 dozluk beton? Çamur mu be? Utanın! İkişer demir çalınmış. Hem betonun içindekiler 8'lik değil, 6'lık demir. Ya! Mahmut Feslioğlu ve ortaklarına ait şirket. Belki buraya da gelirler beyefendi. İsterseniz siz... Aha, burayı da mı bıraktın? Telaşa lüzum yok. Durumu öteki arkadaşlara da bildir. Endişeye mahal yok. Nasıl olsa atlatacağız. Sakin olsunlar. Baş üstüne beyefendi. Evi basarlarsa? Batacak gemiyi fareler terk eder. Dosyanızı mı arıyorsunuz Mahmut Bey? Sen çaldın. Öyleyse dostça konuşalım. Ne istiyorsun benden? 800 bin lira mı? Daha vakti var bunun. Ama senin vaktin kalmadı Mahmut Bey. Şirketin kri... Şirketten bahsetmeyelim artık. Öldü. Peki ama ben nereden bulacağım parayı? Göründüğüm kadar aptal değilimdir. Nerede dosya? Benim kasada, taş ocağında. Görmek istiyor musun? Vakit kaybetme Mahmut Bey. Neredeyse gelecekler. Paramı alamazsan dosyayı savcılıkta bil. Sahir Bey'in ölümünü de merak ediyorlarmış. Şantajcı herif. Öyleyimdir. Ama seni saklayacak tek insan benim bu dünyada. Çok iyiliğini gördüm senin. Hadi. Alo, Cumhuriyet Savcılığı mı? Ben Nevin Feslioğlu. Evet, kızıyım. Şirketin gizli bir dosyası var bende. Kaçmışlar hepsi. Öyle olacağı belliydi zaten. Gitti paracıklarımız. Kemal? Nevin nerede? Ayrılamamış babasından. Suadiye gitmiştir belki. Ninesine. Kaan kumaklarından yedir.
Çözün elleri be. Kusura bakmayın Nevin Hanım. Hoş geldiniz. Babasının gizli evraklarını savcılığa vermeye kalktı. Yok canım. Nevin Hanım akıllı kızdır. Bey babasına zarar gelecek bir şey yapar mı? Biliyorsunuz babanız çok üzgün. Dosya nerede? Bilmiyorum. İşte akıllı bir kız gibi cevap vermiyor. Seni bülbül gibi söyletirim ben. Alçak herifler. Bırak be. Babanıza da kötülük ediyorsunuz Nevin Hanım. Babam millete kötülük etti. Nereye sakladın dosyayı? Defolun yılan herifler. Seni gelsin de millet korkarsın bakalım. Söyleme de göreyim. Söyleme. Önce ötekinin işini görelim. Peki herifin parası olduğunda emin misin? Allahlaşma. Aslında fena olabilir. Dikkatli olalım. Kes şunu be. Hadi bas çadırına. Zır zır kafa ütüle be. Hakkından fazlasını almayacağım senden Mahmut Bey. İster bize söyle paranın yerini, ister beraber gidelim. Dosya nerede? Parayı alırsan savcının göremeyeceği bir yerde. Param yok benim. Nevin Hanım'a soralım mı? O da üst barakada. Alçak herifler, yok param. Olunca haber verirsin. Bak saat 4'e geliyor. Kireç ocakları tam cehennem şimdi. Bu inada ateş patlar. Sahiden atacak ne gerekli? Aptallaşma be. Bir de katil mi olalım? Atın namussuzu. Atın diyorum. Söyleyeceğim. Bırakın söyleyeceğim. Oynatma bizi. Kütüphanede. İkinci raf.